Tüm organizmalar hayatta kalabilmek için besine ihtiyaç duyar. Bu çoğumuz için oldukça net bir durumdur. Ve beslenmediğimiz durumda vücudumuza neler olabileceğini biliriz. Besinlere bize sağladıkları enerji ve vücudumuzu geliştirmek, onarmak için ihtiyaç duyarız. Demek istediğim besin yalnızca enerji değil aynı zamanda bir madde kaynağıdır da. Bazılarınızın bu noktada benim bir ağzım var, besinlerin de nereye gittiklerini ve artıkların başına ne geldiğini de biliyorum dediğinizi duyabiliyorum. Besinlerdeki tüm enerjiyi ve maddeyi alıyoruz ama az önce tüm organizmalar dedin. Pencereden dışarıya baktığımda orada bir ağaç var ve ağaçların ağızları olmadığını hepimiz biliyoruz diye şaşıranlarınız bile olmuş olabilir. Ağaçlar da birer organizmadır. Ağızları olmadığına göre besinlerini nasıl alırlar? ağaçların fotosentez sayesinde kendi besinlerini üretebildiklerini biliyoruz, öyle değil mi? Bu konuyu farklı videolarda işlemiştik. Havada karbondioksit var ve tabii bir de su. Güneş ışığı formundaki enerji mevcut olduğunda fotosentez gerçekleşir ve bitkiler fotosentezin yan ürünü olarak glikoza moleküler oksijen üretirler. Ekranda koyu renkte gösterilmiş karbonları sayabilirsiniz. Oksijen kırmızıyla gösterilmiş, hidrojen de burada her şey olması gerektiği gibi. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbondioksit molekülünde 6 tane karbon var. Buradaki glikozda da 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane karbon görüyoruz. İsterseniz hemen videoyu durdurun ve glikoz molekülü ile moleküler oksijendeki oksijen ve hidrojen atomlarını da sayın ve sayılarının aynı olduğunu görün. Bitkiler kendi besinlerini üretebiliyorlar. Bu besine ihtiyaçları olduğunda ise bu besini solunum adı verilen süreçle metabolize edebiliyorlar. Bu noktada solunumun yalnızca vücutlarımızda gerçekleşen bir süreç olmadığının altını çizmek istiyorum. Bitkiler gibi organizmalarda enerjiye ihtiyaçları olduğunda ürettikleri besini kullanmak zorundalar. Peki enerji tam olarak nerede sorusu aklınıza gelmiş olabilir? Bu atomları ve molekülleri glikoz olacak şekilde yeniden düzenlemek için nasıl enerji gerekiyorsa, doğru koşullar altında metabolik yolaklar aracılığıyla bunun tam tersi yönünde ilerlemek de mümkün. Kimyasal anlamda bu süreçte enerji serbest kalacaktır. Bu bizim gibi etrafta koşuşturmayan, konuşamayan bir ağaç için bile geçerlidir. Ağaçların da hayatta kalabilmek için enerjiye ihtiyaçları vardır canların tamamı hayatlarını sürdürebilmek hücrelerini hayatta tutabilmek ve üreyebilmek için enerjiye ihtiyaç duyarlar enerji ya da besin dediğimizde hepimizin aklına hemen karbonhidratlar gelir ekranda gördüğünüz glikozun aslında bir karbonhidrat olduğunu da söyleyebilirim karbonhidratlara verebileceğimiz tek örnek bu değil ancak bu molekülün neden karbonhidrat olarak adlandırıldığını da hemen açıklamak istiyorum kelimeyi parça parça görelim mi Bakın bu şekilde ayırdığımızda ilk olarak karbonla karşılaşıyoruz. Ve hidrat dediğimizde de aklımıza su gelsin. Kimya ile uğraşan ilk bilim insanları karbonhidratların yapısını bizim kadar iyi anlayamamışlardı. Karbonlar, oksijenler ve hidrojenler arasında bir oran olduğunu görmüşlerdi her bir karbon atomu için, örneğin elimizde n tane karbon atomu olduğunu varsayalım, her n tane karbon atomu için bunun iki katı sayıda, yani iki n tane hidrojen ve n tane oksijen bulunmalı. Bunu her bir karbon için bir su molekülü olarak da düşünebiliriz. Kimya ile uğraşan ilk bilim insanlarının bu molekülü karbonhidrat olarak adlandırmalarının sebebi de bu zaten. Glikoz çok basit bir karbonhidrattır. Ancak glikoz gibi moleküller zincirler halinde birleşerek çok daha karmaşık molekülleri oluşturabiliyorlar. Bu moleküllerin yalnızca enerji için kullanılmadıklarını da hemen eklemek istiyorum. Bu moleküller madde sağlamak için de kullanılabilir. Biyokimya okumaya devam ettikçe bu yapı taşlarından yani karbon, oksijen ve hidrojen moleküllerinden oluşmuş çok farklı moleküllerle karşılaşacaksınız. Zaman zaman glikoza çok benzeyen yapılar ya da bu yapı taşlarının birleşmesinden oluşmuş gibi duran farklı moleküller de karşınıza çıkacak. Örnek vermemi isterseniz bu molekülün adı timidin monofosfat. İsmi çok havalı ama hangi atomlardan oluştuğunu inceleyelim mi? Monofosfat bakın burada bir fosfat grubu var. Timidin ise molekülün bu kısmından geliyor azot atomu içerdiğinden ötürü bundan zaman zaman azotlu baz olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Burada da iki kısmı birbirine bağlayan 5 karbonlu bir şeker olan riboz var. Glikozda 6, ribozda ise 5 karbon bulunur. 5 karbonlu şekerlerden 6 karbonlu şekerlere ulaşabilmemizi sağlayan metabolik yolaklar da bulunuyor. Bu arada bunun tam tersi de mümkün. Timidin monofosfat gibi moleküller çok ama çok önemli bir molekül olan DNA'nın yapı taşlarından biridir. Timidin monofosfat, timin azotlu bazına sahip bir nükleotittir. Bu nükleotitlerin birden fazlası bir araya gelerek ki bu noktada bu nükleotitlerin her birinin azotlu bazının timin olmayacağını da eklemem lazım. Evet, bu azotlu bazlar bir araya gelir ve DNA'nın çift sarmallı yapısını oluştururlar. Bu yapıdan DNA'dan ayrıntılı olarak bahsettiğimiz başka videolarımız da var. DNA kalıtımın moleküler temelidir. Bu moleküller olmasaydı şu anda olduğumuz insan ya da canlı olamazdık. Moleküllerin nasıl oluyor da bu şekilde bir araya gelerek enerjinin de var olduğu bir ortamda bile farklı moleküller oluşturdukları da güzel bir soru. Benzer şekilde enerji açığa çıkarmak için nasıl oluyor da kendilerini düzenleyebiliyorlar? Bunların gerçekleşmesini sağlayan metabolik yolaklar enzimler sayesinde işliyorlar. Ekranda gördüğünüz bu kocaman enzim Rubisco enzimi. İsminin çok bir önemi yok ancak Rubisco metabolik yolaklarda karbondioksit alarak bu karbondioksiti başka bir moleküle bağlayabilen yani bir glikoz molekülünün oluşmasında görev alan bir enzim. Enzimlerin farklı bölgelerine bağlanan farklı bileşenler vardır. Enzimler de kendilerine bağlanan bu bileşenler sayesinde şekil değiştirip bazı molekülleri bir araya getirebiliyorlar. Bu şekilde de başka moleküllerin sentezlenmesine ya da parçalanmasına yardımcı oluyorlar. Döngü de bu noktada tamamlanıyor. Çünkü enzimler de aslında birer protein. Proteinler amino asitlerden, amino asitlerse karbondioksit, oksijen ve hidrojen içeren bu yapı taşlarından oluşuyorlar diyerek videoyu burada sonlandırmak istiyorum. Önemli olan hücrelerimizin içinde bizim hayal edebildiğimizin ötesindeki şeylerin gerçekleştiğini ve tüm bu biyolojik sistemlerin bir şekilde birbirlerine bağlı olduklarını bilmek. Enzimlerin katalizlediği metabolik yolaklarsa bir şeyi alıp adım adım parçalıyor ya da başka bir şeye dönüştürüyor. Bu sayede de yaşam için gerekli olan tüm biyolojik fonksiyonlar gerçekleşebiliyor.